Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın seçime 5 gün kala Milli Gazete'ye yaptığı ziyaretin ardından Saadet Partisi'nin İstanbul adayını geri çekip çekmeyeceği konuşuluyordu. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Yıldırım'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ancak Saadet Partisi adayı Gökçınar'ın adaylıktan çekilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu İstanbul'da medya mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. İstanbul adayı Necdet Gökçınar'la birlikte gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Çünkü her siyasi parti kendisinin üstlendiği sorumlulukları ehil insanlarla daha başarılı yürütüleceğini görüyor. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım seçime 5 gün kala Milli Gazete'yi ziyaret etmiş, 31 Mart seçiminde yaşanan gerginlikten dolayı Saadet Partisi seçmenlerinden özür dilemişti. Basın mensupları bu ziyaretin ardından Saadet Partisi adayının seçimden çekilip çekilmeyeceğini sordu. Karamollaoğlu açık ve net konuştu. Binali Yıldırım'ın ziyaretini, kendisinin üslubunu, özellikle de gösterdiği nezaketi takdirle karşılıyor. Bundan dolayı da aday çekme diye bir konu birileri ısrarla gündeme getiriyor. Ya bizim gündemimizde öyle bir şey yok. Seçimde 4 gün kalmış. Niye çekileceğiz? Niye adayımıza sen geri dur diyeceğiz? Temel Karamollaoğlu, Binali Yıldırım'ın özür dilemesinin memnuniyetle karşılandığını ancak 31 Mart'ta Saadet Partisi'ne oy veren 103.300 seçmenin oy tercihini değiştirmeyeceğini söyledi. Siyasetteki bu değişim aslında İstanbul seçimleri bu havayı Binali Yıldırım Bey'le getirdi. Bu memnuniyet verici bir iş. Oya yansır mı? Şahsen ben şu anda yansımayacağı kanaatindeyim.